Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Memur Emekli Maaşı Sızdı, uzman isim kesin diyerek açıkladı. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Memur Emekli Maaşları Sızdı, uzman isim kesin rakamları açıkladı. Ünlü ekonomist Sinan Alçın, emekli ve memur maaşları hakkında net rakamları açıkladı. Emeklilerin gözü kulağı, 3 Temmuz'da açıklanacak olan maaş zammına çevrildi. 5 aylık enflasyon farkına göre %22,72 oranında maaş zammı kesinleşti. Sinan Alçın, emekli ve memur maaşlarındaki net oranları paylaştı. Emekli maaş zammı ve enflasyon farkı. Enflasyon artışı ile beraber hayat pahalılığı vatandaşın cebini zorluyor. En çok etkilenen grup ise emekliler oldu. 10 bin Türk lirası en düşük maaş alan emekliler, açlık sınırının 19 bin Türk lirası seviyesine geldiği bu dönemde maaşlarının düşük olmasından şikayet ediyor. Emekli maaş zammına ilişkin ekstra artış talep eden emeklilere, hükümet tarafından ekstra zam yok yanıtı gelmişti. Emeklilere enflasyon farkı dışında bir zam yapılmayacağı belirtiliyor. Netleşen maaş zam oranı 5 aylık enflasyon farkına göre %22,72 maaş zammı netleşti. 3 gün sonunda TÜİK son veriyi açıklayacak ve ardından en düşük emekli maaşı ortaya çıkacak. Merkez Bankası'nın piyasa anketine göre %25 maaş zammı bekleniyor. Sinan Alçın, emekli maaş zammına ilişkin net oranları açıkladı ve kulis bilgisini paylaştı. Uzman görüşü Sinan Alçın'ın açıklamaları Sinan Alçın, emekli maaş zammı Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine %25 olacak. Memur emeklilerine ise toplu sözleşmeden dolayı %25 10'a düşecek. Onun üstüne de 10 puan eklenerek memur zam oranı %20 olacak. Memur emeklilerinde de böyle bir erime karşımıza çıkıyor. Bu zamdan ise kök aylığı düşük olan emekliler yararlanamayacak dedi. Ekonomik zorluklar ve emekli maaşları. Enflasyonun etkisiyle hayat pahalılığı artarken, emeklilerin maaşlarında yapılan düzenlemeler ekonomik zorlukları hafifletmeye çalışıyor. Ancak, emeklilerin düşük maaşları karşısında yaşam standartlarını sürdürebilmeleri için ek desteklere ihtiyaç duydukları görülüyor.